Geri dönüş videosunda bundan sonra çekeceğim videolarla ilgili aslında ufak ufak özetler geçmiştim. Neler, ne konularla ilgili video çekeceğimi, hangi içerikleri hazırladığımı sizlere ufak bahsetmiştim. Bu konulardan en önemlisi, bu yüzden ilk sıraya aldım. Aslında biliyorum yeni türlerle ilgili, üretimle ilgili, yavrularla ilgili videolar görmek istiyorsunuz. Bunları merak ediyorsunuz. Evet, işin heyecanlı kısımları bunlar. Ama heyecanlı kısmı değil, olmazsa olmaz kısmı ile ilgili videonun en başta olmasını bence doğrusu bu, öyle düşündüm. O yüzden bu videoyu hazırladım. Nedir konumuz? Genel üretim halinde dikkat etmemiz gereken bakım konusu, hijyen konusu, yani olmazsa olmazları bir konuşalım. Çünkü bunlara dikkat etmediğimiz zaman üretim sezonuna geçtiğimizde emin olun bunların acısını yaşıyoruz. Bunların üretim sezonunda sıkıntılarını çekiyoruz. Aslında sebeplerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz sıkıntılar yaşıyoruz ama hep bu dönemden gelen ufak ufak aksaklıkların o döneme sirayet etmesiyle ilgili problemler yaşıyoruz. Emin olun anlattıkça ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çok sevdiğim bir laf var. Burada ondan bahsetmek istiyorum. Siz kuşa hizmet edin. Zamanı geldiğinde de kuşlar size hizmet edecek. Emin olun bu böyle. Yorulmadan, üşenmeden yapmanız gereken ne varsa sezonunda, döneminde kuşlara bu hizmeti sunun. Burada hizmetten kastım ne? Genel temizlikleri, bakımları, ihtiyaçlarının asgariden daha fazla bir şekilde karşılanması anlamında onlara hizmet ettiğiniz zaman emin olun üretim sezonu geldiğinde de onlar size hizmet edecekler. Burada tabii yorulmadan, üşenmeden dediğim kısmı ile ilgili de çok ufak bir şeyler söyleyeyim. Genel madde madde videomuza geçeceğiz. Genel olarak bizde şöyle bir hata var. Bakamayacağımız kadar kuş beslemek gibi. Evet, ben de birçok türü, birçok kuşu çok seviyorum. Bunların da olmasını istiyorum ama özellikle bu sene ben de bunun ucunu kaçırdığımı düşünerek türlerin sayısını azalttım. Hatta bazı çiftlerin sayısını da azalttım. Çünkü yine güzel bir sözle söyleyeyim. Her çok azdan olur diye yine beğendiğim bir laf vardır. 20 çift kuş vardır elinizde ama asgari ihtiyaçlarını bile doğru düzgün karşılayamadığınız zaman hayvanlar size gerekli istediğiniz miktarda yavruyu veremez ama 5 çift kuşla onların bütün ihtiyaçlarını gerektiği kadar karşıladığınızda emin olun çok 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 daha fazla verimli bir şekilde yavru alabilirsiniz. O yüzden bu videoyu dikkatli izlemenizi, söylediğim şeyleri de mümkün olduğunca uymanızı tavsiye ediyorum. Emin olun faydasını görecek. Konuya taban temizliği ile başlayalım. Taban temizliği kümesin genel temizliği ile ilgili en önemli konu. Diğer ufak maddeleri de sırayla işleyeceğiz. Ben üretim hanemde iki odada da rumuvlu sistem kafes kullanıyorum. Eskiden rumuvlu sistem daha henüz uygulanmaya başlamadan önce tavalı sistemler vardı. Hala bunu uygulayan üreticiler var. Rumuvlu sistemin tavalı sisteme göre avantajı ne? Temizlik açısından çok çok hızlı bir şekilde zaman kazandırıyor. Kağıdı çekiyorsun, hemen kesiyorsun, diğer taraftan atıyorsun. Ama tavalı sistemde her kafes için her tavayı tek tek çıkartıp temizlemen lazım. Herhangi sistemi kullanırsanız kullanın. Dikkat etmemiz gereken özellikle de bu sıcaklarda. Yani normal dönemde ayda bir, 15 günde bir yapmanız gereken temizliği belki de derken ben kesinlikle böyle yapıyorum ama şu an haftada 1'e düşürmeniz lazım. Ben konuşurken benim tabanlarımın ben kirli o halini sizlere bir seferlik çektim. Bunları görüyor olacaksınız. Ama aslında ben bu kadar bile kirlenmesine müsaade etmiyorum. İşte araya bir tatil girdi. Ben biraz yeni üretimhane dizaynı yüzünden biraz temizliği aksattım falan. O dönemde en fazla maksimum sizin izlediğiniz görüntülerdeki gibi bir kirlilik oluşuyor. Oluşmasına müsaade edin. Ama bir de mesela şu anki halini ufak bir göstermesini isteyeyim kameramanından. Görüyorsunuz tabanlar, rumların altı şu an tertemiz. Çünkü bu sıcaklarda özellikle ben her gün kuşlara hiç aksatmadan banyo veriyorum. Kuşlar tabana yem döküyorlar. Tabii ki dışkıları var. Bu sıcakta bunların hepsinin uzun süre beklemesi, karışması, daha fazla mite oluşmasına, daha fazla bakteri oluşmasına, mantar oluşmasına, bu da hayvanların birçok hastalığa açık bir hale gelmesine, hangi kürü uygularsanız uygulayın, neyi uygularsanız uygulayın, açık hale gelmesini sağlıyorsunuz. Yeni sistem kafeslerde zaten benim kafeslerimde kafes ve taban aralığı oldukça geniş ama
Tabii bu hayvanları dışkıdan, o kirlilikten uzak tutmak için yapılan bir şey ama yine söylüyorum, bu sıcakta tabandan yukarıya çıkacak dediğim gibi bakteri mantar oluşumuna engel olamazsınız. Kafeslerinizi temiz tutmazsanız. Görüyorum bazı üretici arkadaşlar da, yine eleştirmek için söylemiyorum ama benim doğrularımı anlatıyorum ben bu videoda. Çok ciddi bir şekilde artık kafes tabanından ızgara teline kadar gelmiş pislikler. Abartmadan söylüyorum, emin olun bu görüntüyü gözümle gördüm. Kafes ızgara telinden de tüneye kadar neredeyse birikmiş dışkılar, yani hiç mi temizlemezsin? Temizlenmiyor. Bir de şöyle bir laf var. Ya işte hayvanların bağışıklığı güçlensin. Bunlar hikaye. Bu şekilde bağışıklık güçlenmez arkadaşlar. Pisliğin içinde bağışıklık güçleniyor diye bir durum söz konusu değil. Bunlar tamamen üşengeçlikten uydurulmuş laflardır. Temizlik, hijyen. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Ben muhabbet kuşu üretmiyorum. Bazı türleri bilmiyorum. Ama doğa kuşu üretiyorum. Doğa kuşunda hijyenin önemini çok iyi biliyorum. O yüzden taban temizliğine çok dikkat edin. Dışkıdan geçtim, yemde bile, onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yem biriktikçe o yemlerin, mesela yulafta, aspurda çok ciddi toz oluşumu hayvanların solunum yolları için çok ciddi bir sıkıntıdır. Taban temizliği o yüzden lütfen rica ediyorum, tavalı da olsa, rumunu da olsa, bu sıcak havalarda haftada biri aksatmadan taban temizliğimizi yapalım. Önemli, rica ediyorum. Bahsetmemiz gereken bir diğer önemli konu tünek temizliği. En az taban temizliği kadar dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu tünek temizliği. Çünkü kuşlarımızın her şeyi ayakta arkadaşlar. Ayak temizliği çok ciddi bir konu. Bu yüzden tabii ki tutundukları yerlerin temizliği de bunun için çok önem arz ediyor. Taban temizliğinde bahsettiğim bir konu vardı. İşte ızgara telinden tüneye kadar böyle artık hayvan aynı noktaya dışkısını yapmaktan ve temizlenmemekten birikmiş dışkılardan bahsetmiştim size. Tüneklerin yanlış konumlandırılmasından kaynaklı, çok uzun süre tabanın temizlenmemesinden kaynaklı çok ciddi tüneye bulaşan pislikler olabilir. Ben az önce taban temizliğinden bahsederken ızgaraların da temizliği bir o kadar önemli. Onu atladım. Onu da bu kısmında söyleyeyim. Ben ızgara tellerinden her kafes için birer ikişer yedek de bulunduruyorum. Yani her kafes grubu için diye söyleyeyim. Dolayısıyla çok kirlendiğini gördüğüm ızgara tellerini de temizleriyle değiştiriyorum. Çünkü burada temas ettiği dışkıyı tüneye, oradan yemliğe, oradan başka bir yere ve en nihayetinde işte hayvan yüzünü, burnunu, gözünü bu ayağıyla kaşıyor. Dolayısıyla bu da hayvanın birçok hastalığa yine maruz kalmasına sebep oluyor. Şöyle bir örnek gösterdim. Bu çok ekstra bir örnek. Benim üretim halinde olmayacak bir örnek ama işte bu kümes kurulumu aşamasında bazı şeyler benim de dikkatimden kaçtı. Bunu da fark edince bu video için ayırdım. Muhtemelen yanlış bir tünek konumlandırmasıyla alakalı. Bunun üzerine çok fazla pislik gelmiş. Bu hayvanın buraya tutunması, daha sonra bu dış ayağıyla dışkıyı her yere az önce söylediğim gibi sıcak havalarda dolaştırması çok ciddi problemlere yol açar. Ben tüneklerimi bu kadar kirlenmeden bile dezenfektanlı bir sıcak suyun içinde bekletiyorum. Ondan sonra dezenfektanlı kovanın içinde bekletiyorum. Sonra güneşe maruz bırakıp iyice tamamen dezenfekte olmasını sağlayıp yine 15 günde bir, 2 haftada bir tüneklerin hepsini üretim halinde değiştiriyorum. Bu benim çok titizlendiğim, çok hassas olduğum bir konu. Dediğim gibi ayak yoluyla hayvanın yüzüne, burnuna, gagasına, başka noktalara, başka kuşlara sirayet etmesine sebep olduğu birçok hastalık var. O yüzden tüneklerinizi, taban tellerinizi, kafesin genel temizliğine çok dikkat edelim arkadaşlar. Sıra geldi yemliklere. Yemlik birçok kişinin emin olun atladığı bir konu. İşte yemlik, yemi dolduruyorum, takıyorum, boşaltıyorum falan, ne olacak ki falan. Ben bazen gittiğim üretim halinde dikkat ediyorum. Yemlikler artık dış yüzeyleri toz kaplamış durumda. İlk başta şeyi söylemiştim. Tabanda bir süre sonra çok fazla yem biriktirdiğinizde bu yemlerin bir tozları var. Hayvanların tüy döneminde döktüğü tozlar var. Bunları işte yemliklerin üzerine, sulukların üzerine bu yemler, bu tozlar çok uzun süre temizlik yapmadığınızda birikiyor. Yine
en başta söylediğim gibi solunum yolu enfeksiyonlarına, birçok hastalığa yine davetiye çıkartmış oluyorsunuz. Enteresan gelebilir, ya işte yemlikle de mi uğraşacağız falan filan. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Yavru kuşların kafeslerinde, büyük kuşlar yine bir nebze daha temizler ama yavru kuşlar dağınıklar, çok fazla yem tüketiyorlar, daha fazla dışkı durumları oluşuyor. O yüzden kondukları yerler, onlar bunlar daha fazla kirleniyor. Şöyle ben yemliklerin de sık sık ihtiyacım olanın iki katı kadar, iki buçuk katı kadar yemliğim var. Bu miktarda yemlik satın alıyorum. Bir kısmını sürekli temiz tutup yakın bir yerde üretimhanemde bulunduruyorum. Böyle iki tane yine örnek görüyorsunuz, kuş yine ayağına dışkı bulaşmış ya da gelmiş burada tutunup burada yem yemeye başlamış. Gelmiş buraya dışkısını yapmış veya işte içinden buraya nasıl başarmış bilmiyorum, buralara dışkılar yapmış. Yine bunlar yemin içine taşınabilecek, ayak yoluyla tüneye, başka yerlere, eline yüzüne taşıyabileceği pislikler, mikroplar. Ben dolayısıyla bunları gördüğüm zaman anında yemliklerin üzerinde tozlar gördüğüm zaman anında o yemlikleri temizleriyle değiştirip yemliklerin bu duruma gelmemesini, hayvanların dışkıyla bu kadar muhatap olmamasını sağlıyorum. Sizin de mutlaka dikkat etmeniz gereken bir konu olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Taban temizliğinden bahsettik. Süneklerin öneminden bahsettik. Yemlikten bahsettik. Tabii şimdi olmazsa olmaz suluk. Bunu biraz sonlara bırakmak istedim. Sulukla ilgili çünkü söyleyeceğim birkaç fazla şey var. Su tabii ki hayati önem taşıyan bir olay. Burada özellikle de videonun başında, bir önceki videoda falan vurguladığım bu senenin anormal sıcakları. Ben günde iki kere, öncelikle bunu söylemek istiyorum, günde iki kere suluk değişimi yapıyorum. Saat, sabahın erken saatlerinde bir suluk değişimi yapıyorum. Çok soğuk bir şekilde hayvanlara temiz su veriyorum. İkincisi de yine bu saatlerde, bakın sabah değiştirdim dediğim suluklar şuralarda görüyorsanız yarının altına inmiş durumda, yarıya inmiş. Üstelik de bende bu şekilde sifon suluklar da var. Bunların içine buz atıyorum. Bunlar gerçekten hayati önem taşıyor. Sifon suluk diğer sulukların bitme ihtimaline karşı çok dayanıklı. Su kaçırmıyor, içinde suyu tutuyor. Dediğim gibi içine buz atıyorum, suyun soğuk kalmasını sağlıyor. Akşamları yine bu saatlerde hayvanların tekrar suluklarını değiştirip emin olun. Sulukları değiştirmek için lavaboya çıkan ayırdığımda bu havalarda, özellikle bu havalarda, kışın bu kadar olmuyor ama yazın bu sıcaklarda elime değen su ciddi anlamda ısınmış oluyor ve ufak da olsa bir koku duymaya başlıyorum. Günlük yaptığım değişimden bahsediyorum arkadaşlar. Ben şimdi yine bazı üretimhanelerde görüyorum. Suluklar artık yani dibe vurmuş, sulukların içi yosun tutmuş, yağ bağlamış, hayvana mama veriyorsunuz. Yemini yiyor, gidiyor ondan sonra o ağzıyla, gagasıyla suyunu içiyor. Bu sulukların içinde bir tortu oluşuyor, yağ oluşuyor. Güneşin önünde ben genellikle böyle renkli suluk kullanma taraftarıyım. Güneş ışınlarını biraz daha etkisini azaltmak maksadıyla ama hem şeffaf suluk kullanıyor, hem güneşe maruz bırakıyor, yosun tutmuş, temizliğini yapmıyor. Su değişiminden kastım, buna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Zaten nasıl bir uygulama yaptığımı da konuşmamın üzerine ekleyeceğim. Suyu alıp lavaboya boşaltıp temiz su koyuyor. Ben suluğu temizledim. Hayır, o suluğun içinde mikrop birikmiş olabilir, bakteri oluşmuş olabilir. Ben üşenmiyorum. Yine dediğim gibi üşenmeyeceğini, sizi yormayacaksa da kuş besleyin. Ben üşenmeden, asla vazgeçmeden sulukları her seferinde süngerle, içini sabunla temizleyip, yok yine işte bağışıklığı güçlenir, ara sıra böyle su içsin falan filan. En başta söylediğim gibi bunlar hikaye. Hayvana bu suluktan sizin içebileceğiniz kadar temizlikte bir sulukla su içirmeniz lazım. Gerçekten çok önemli. Çünkü sulukları bazen vitamin vermek için, bazen ilaç vermek için kullanıyoruz. Aynı suluğu emin olun, ya dün işte sarımsaklı su vermiş, sirkeli su vermiş. Bizde sirkenin bir de her şeyi çözebileceğine inanan, bunun mucize olduğuna inanan arkadaşlar da var. Sirkeli su vermiş, ilaçlı su vermiş, hadi hepsini geçtim. Lavaboya boşaltıyor, tekrar temiz suyu koyuyor, kapağını kapatıyor, al buyur iç. Böyle bir şey yok. O suyu, o suluğu tekrar dezenfekte etmeniz. Ben az önce söylediğim yemlikte olduğu gibi 2 katı 3 katı suluk bulunduruyorum. Hepsi bir konulu suyun içinde dezenfekte oluyor. Sonra bunları yıkıyorum.
tekrar ilaç, vitamin uygulamalarından sonra ilk kısmı bahsediyorum. Ondan sonra tekrar temiz sulukları kafeslere asıyorum. Gerçekten bu konuya çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu sıcak havalarda temiz su, soğuk su her zaman kafeslerde bulunması gereken en temel konu olduğunu belirtiyorum. Bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ama tabii genel birkaç konuya da vurgu yapmak istiyorum. Şimdi tüy dönemindeyiz. Sürekli ısrarla bir şekilde söyledim. Havalar çok sıcak. Ufak ufak artık kışa doğru gireceğiz. Ama burada tabii kuşlarımızı tüy dönemine, tüy döneminden sonra işte hazırlık dönemine falan iyi hazırlamak için bu dönemlerde hastalığa çok açık oldukları bu dönemlerde dikkat etmemiz gereken şeyleri sıraladım. Gerçekten bunlar, niye anlattım bunları? Belki pek çoğumuz için çok ilgi çekici olmadı ama yine de eminim bunları çok ısrarla bu şekilde dikkat etmeyen, uygulayan arkadaşlar var. Ve görüyorum işte kuş sakadan örnek verin. Dün çok güzel ötüyordu, 2 gün önce çok güzel ötüyordu. Bugün kafesin tabanında. Yani emin olun böyle doğa kuşları hastalıklarını da böyle çok hızlı gösteren hayvanlar değildir. İşte ufak tefek bu detaylar, hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. Bunlar hep sonu büyük sorunlara çıkan ufak detaylar. Bunlara emin olun. Şimdi ben son olarak bir havalandırma ve kalabalıkla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Onunla bitireyim konuyu. Bu dönemde tabii kuşları birleştirdik artık. Kafeslerde bireysel takılmıyorlar. İşte burada göreceğiniz üzere belli türleri, belli renk gruplarına göre ayırıyorum ama yani yanlış bilmiyorsam çok istisnai durumlar dışında 6'nın 7'nin üzerine sayıyı çıkartmamaya çok dikkat ediyorum. Stres doğa kuşlarında çok önemli bir faktördür. Kalabalık ortamlar hastalıklara yol açabilecek, stres bağışıklığı düşürebilecek stres durumlarına yol açabilirler. Dolayısıyla da hayvanların hasta olmasına ciddi işte mesela kuruma gibi sonrasında sıkıntı yaratabilecek durumlara yol açabilir. İkinci durum, hayvanları böyle ferah ortamlarda besledikten sonra genel ortamın havalandırması. Ben kümes kurulum aşaması ile ilgili üretimhanede yapacağım revizelerin kurulumuyla ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Orada göstereceğim. 2 oda içinde hava temizleyici cihaz alıp kurmayı düşünüyorum. Bunları da göstereceğim. Kümesin tabanlarını ben her gün süpürüyorum. Ondan sonra 2 günde bir genel olarak Vileda'yla bir çamaşır suyuyla siliyorum. Sonra ortama Virkon'la bir dezenfektan için spreyleme uygulaması yapıyorum. Üretim hanelerinin ikisinde de camlar sürekli açık. 365 gün sürekli açık. Ve havayı, yani içeri temiz havası girmesini sağladığım gibi havayı dışarı atan sistemler de mevcut. Yani bir sirkülasyon, ceyran değil ama içeri dışarı bir sirkülasyon oluşturuyorum. Temiz hava, mesela bu kafeslerde göreceğimiz güneş ışığı, hayvanların asıl işte hani dışkıyla bağışıklık, yosunla bağışıklık oluşturmak isteyen arkadaşların dışında benim yöntemlerim bağışıklıklarını dinç yüksek tutmak için ben böyle uygulamalar yapıyorum. Dediğim gibi genel bahsettiğim bu temizlik, bakım kurallarına dikkat ettiğiniz sürece hiçbir problem yaşamadan üretim sezonuna girersiniz. Son bir şey şimdi aklıma geldi. Lütfen bu sıcak havalarda mamaları yumurtayla yapmayalım arkadaşlar. Yani görüyorum mama hazırlamış, üstüne bir de yumurta, zaten hazır mamaların içeriği yumurta. Bir de siz üstüne yumurta verdiğinizde çok çabuk bozulan, ben nemlendirmek istiyorum. Kabak bunun için çok uygun bir araç. Havuç, az mama verecekseniz evet çabuk kurur ama nemlendirmek için güzel bir araç. O yüzden yumurta gibi çabuk bozulan, ishale sebep olacak gıdalardan hayvanlarımızı uzak tutalım. Tüy döneminde bu temizlik, titizlik, bakım kurallarına uyduğunuz sürece hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.